Merhaba dostlarım, ben Serdar ve küçük bir ev turuna hoş geldiniz. Tabii şey ev turu olmayacak, normal şimdi yaşadığım evin turu değil ama benim yaptığım, kendi ellerimle inşa ettiğim bir evin turu. Şu evin turu. Şöyle yoldan yaklaşalım ki normal seyahat eden insanların nasıl gördüğünü siz de görün. Bu değil ev, onun arkasındaki klasik tariftir zaten. Bu da Johnny, evimizin önündeki yanmış ceset. İyi geçiniyoruz, çok bir problem çıkarmıyor. Ara sıra arkadaşları geliyor. Bu da onun arkadaşı Brad. Brad Johnny'nin evine gelmişti. Birlikte kalıyorlardı bir süre için. Dışarı falan çıkmışken yandılar, ceset oldular. Ben neden gizliyim onu da bilmiyorum. Neyse, evet, burası evim. Şunlar evim değil. Şunlar evimdeki jeneratörler. Burası evim. Yavaş yavaş. Okey, jeneratörün sesiymiş. Burası tarlalarımız. Gördüğünüz gibi burada mısırlarım var. Burada meyvelerim var. Burada tateslerim var. Patates, domateslerim var. Şurada 1-2-3 tane buğday ikili, şu 1-2-3 tane havuç ikili, çeşitlilik olsun, güzel olsun. Bu aslan parçalarda evi koruyorlar. Eve kimse yaklaşamıyor. Hoş, şu aslan parçalarının çok bir şey yaptığını söyleyemem çünkü sanırım çitlerin arkasında kaldılar. Neyse, okey. Evet, evim böyle. Böyle bir evde kalıyorum. Şurada bir geyik kafası var gördüğünüz gibi. Avladığım geyiklerin kafasını oraya koydum çünkü neden olmasın. Şöyle bir gölün yanına yapayım dedim evi. Patlama sesleri geldi. Evin yanına, gölün yanına yapayım dedim evi. Sonra gölün kurumuş olduğunu fark ettim. Evet, bu arada göle bakan da şeyler var. Çünkü göl kuruyunca başkaları çökmüş. Bu kuru göl tabanına. Neyse, böyle bir evim var. Şimdi önce şey açıklayayım. Neden böyle bir ev turu yapmak istedim? Çünkü normalde bugün biliyorsunuz korku oyunu videoları geliyordu. Ama bu sabah kalktığımda çok korkasım gelmedi. Ayrıca elimde gösterecek çok böyle meraklandığım veya heyecanlandığım bir korku oyunu da yoktu. O yüzden korku oyunu tavsiyelerinizi alabilirim bu videonun altına. Harika olur korku oyunu tavsiyeleriniz. Böyle uzun bir şey değil ama ne bileyim, SCP gibi değil. SCP kesinlikle gelecek bir korku serisi ama şu an değil. Şu an böyle küçük küçük kısa kısa serilerle ilgileniyorum daha çok. No 70 gibi veya tek atımlık korku oyunları videoları gibi. O yüzden aşağı yazarsanız çok sevinirim. FNAF dışında. onu biliyorsunuz, onu oynamayacağım. Okey. O zaman şöyle ilk önce şuradan başlayalım. Burası ne? Şimdi şu gördüğünüz arkadaş. Buraya oturayım o zaman. Bu arada kara keçinin evi değil. Bu başka bir karakterin evi. Beckett dediğimiz adam, ben bir yerden kurtardım. Haydutların evinden kurtardım. Ve Beckett de her zaman bir bar açmak istemiş kendisine. Bar için sadece şu yeterliydi. Şu Beckett standı yeterliydi. Limonata stand, küçük çocuklar gibi. Ama adam standın başınca geçince her defasında heyecanlanıyor diyor. Ya inanamıyorum, sonunda kendime ait bir barım var diye falan filan çok heyecanlanıyordu. Ben dedim ulan kerata, sana gerçek bir mekan yapacağım, al bakayım dedim. Ve şu mekanı yaptım. Gelecekler buraya müşteriler, oturacaklar. İçkilerini söyleyecekler, mezelerini söyleyecekler. Bir iki tartışacaklar, belki isteyen radyoyu açar, isteyen resimlere bakar, isteyen bir geek kafasına daha bakar. Öyle, belki Beckett'le konuşurlar. Bunlar da Beckett'in içki hazırlamak için gereken alet edevatları. Şuraya da sandalye koydum, çok yorulursa otursun diye. Şuraya da satış makinesi koydum, belki içeri giren insanlar bir şeyler satın alır diye, ama daha kimse içine gelmedi. Neyse, şunlar da bana su veriyor. Aslında bir iki tane su almam lazım. Oh, güzel güzel, böyle iyice şeyleri kendime geldim yani. Su arıtıcılarından da sular alarak kendime geldim. Şundan da su pompası var. Bu bana kirli su veriyor, radyasyonlu su veriyor. Önceden buna düşmüştüm. Artık bunlarla ilgilenebiliyorum. Evet, bu evin bahçe kısmı. Bahçe kısmında şöyle anlatmadığım bir şey var mı? Şu barın duvarlarına bir şeyler astım işte. Etrafına ışık mışık falan koydum. Gece çok iyi görünüyor. Gece çok ilgi çekici görünüyor ama sanırım kimsenin ilgisini çekmiyor daha. Belki de çekiyordur, bilmiyorum. Neyse, o zaman evin içine geçelim. Önce şey söyleyeyim ama evi birazcık hafif bir yükseğe yaptım. Biraz temelini yüksekten koymam gerekiyordu.
Öyle. Şuraya da bir sandalye koydum. Ara sıra dışarı çıkıp böyle bahçeye bakıyorum. Yaptığım şeylerle gurur duyuyorum falan. Hadi o zaman evin içine geçelim. Evet, burası benim çalışma alanım. Burada güç zırhımı falan şey yapıyorum. Hoş, onu da çıkarayım. Dur bakayım. Bu da stash'ım. Stash biliyorsunuz zaten. Bir sürü giysim var. Etraftan bütün giysileri topluyorum. Bir gün toplayamayacağım. Toplayamayacağım bir gün gelir mi? Gelmez ya herhalde. Haritanın yarısını gezdim neredeyse ve yani şurası her ne kadar çok dolu gösterse de çoğu giysilerle değil başka şeylerle dolu. Neyse dur, göstereceğim bu değildi. Ama yani evet, her taraftan giysi topluyorum. Giysi toplamak benim için bir uğraş. Özel bir uğraş. Şurada da güç zırhımız var. Güç zırhımızı da şöyle göstereyim. Lan hayır. Ne yaptım? Baştan buraya mı geldi? Sanırım baştan buraya geldi ha. Gün yönetme. Ha yok, bunları da koyayım, evet. Koy bunları. Koy bunu. Koy bunu. Küçük küçük şapkalar da aldım. Güç zırhı geri mi gitti ya? Yo. Nereden güç zırhı? Hah! O dışarı çıkmış. Okey, biraz geç yüklemiş. Bu da benim güç zırhım. Özel bir madenci güç zırhı. Seni keşke şuraya koyabilseydim ama. Neyse. Kal böyle, biraz güzel. Hafif bir dekorasyon olur. Güzel olur. Neyse, burası benim çalışma alanım. Burası güç zırhı istasyonu. Burada bu aslan parçasının aslan parçalarını takip ediyorum. Şey yapıyorum, tamir ediyorum. Yeni şeyler üretiyorum. Üzerlerine mod ekliyorum falan filan. Burada ilaçlarımı falan yapıyorum. İyileştirecek şeylerimi falan yapıyorum. Burada cephanemi yapıyorum. Bir yandan da dışarıyı seyrediyorum. Bu cephaneyi üzerinde harcayacağım. Şeylere bakıyorum. Biraz sonra çıkarsa ekranı gösteririm zaten. Evet, burada silahlarım var. Buraya özel silahlarımı koyuyorum. Öyle her silah koymuyorum. Mesela bu bana çok yardımcı olan bir boru silahtı. Bu da güzel bir 10 milimetrelikti. Ama onunla işlerim bitti. Burada çok güzel bir alt patlar var. Her ne kadar çok iyi olsa da şu an elindeki altı patlarlar çok daha iyi durumda. Bu da daha iyi durumda. Bu da daha iyi durumda. Bunların hepsi legendary. Şu dışında ama bu da dürbünün işte. Bu çok güzel bir şey lan. Bu 1700'lerden 1800'lerden kalan tabancalar gibi. Bortu dolduruyorsunuz. 50'lik bir şey top koyuyorsunuz içine. Gülle değil ya, neydi. Neyse, bir top kütlesi koyuyorsunuz. Metal bir top kütlesi. Bam diye ateş ediyor. Bu da anlayamadığım bir silah. Legendary değil ama legendary özelliği var. Ben de buraya koyayım dedim. Ha, buraya da silah koydum ya. Koymuşumdur ha. Koymamışım. Buraya da silah gerekiyor. Neyse, içeriği doldurduktan sonra. Evet, çalışma alanı böyle. Bir iki poster var. Appalachia'nın güzel bir şeyi var burada. Haritası var. Böyle yani operasyon merkezi gibi burası biraz. Buraya geliyorum. Kendimi refilliyorum. Geri gidiyorum. Bu da Broadsider denen bir şey. Ağır silah standının üzerinde duruyor. Bu top abi. Top. Elle tutulur bir top bu. Aynen, topu elinizle tutuyorsunuz. Bayağı top güllesi fırlatıyor. Bir defa kullandım. Harikaydı. Çok işime yaradı. Ama ben daha çok tabanca kullanan bir karakter olduğum için. Çünkü tabancalar benim artık fetişim falan oluyor herhalde. Çok seviyorum tabancaları. Özellikle altı patlayları ama normal tabancalar da iyi. Öyle yani. Burası da zırh standı falan. O zaman burayla işimiz az çok bitti gibi. Bir de yukarı çıkalım. Yukarısı da oldukça keyifli. Burası da benim odam. Böyle küçük keyifli bir odam. Buraya oturuyorum genelde. Her Fallout 76 session'ımı burada bitiriyorum. Bu arada dediğim gibi bu kara keçi değil. Burası bu başka bir karakter. Steve Star dediğim Steve olarak adlandırdığım başka bir karakter. Hayattan iyice bezmiş birisi. Lanet okuyan birisi. Kıyametin geldiğini görünce bütün umudunu kaybetmiş, bütün şeyini kaybetmiş ama hala yaşayacaksın yani. Öyle yani, yaşamaya devam ediyor bir şekilde. Ama o kadar bezmiş ki bir ara alkolik olmuştu iyice. Ama artık alkolü bıraktı. Her ne kadar evinin önünde bir bar inşa etmiş olsa da, bir bar işletiyor olsa da alkolü hayatından kesti. Ama bir ara bayağı alkolikti. Böyle sürekli sarhoş olup duruyordu çünkü gerçekten acılarına başka türlü şey yapamıyordu. Neyse, bu da böyle bir karakter. Şurada tenceremiz var burada. Bir sürü radyasyonlu yiyecek içecek yapıyorum. Aynen bazen buraya oturup evet radyoyu açıyorum, oturuyorum, birazcık izliyorum, müzik dinliyorum ve Fallout 76 seçimimi öyle bitiriyorum. Ve ara sıra da dürbünlü silahımı çıkarıyorum ve şurada gördüğünüz şeyleri vuruyorum. Oh, hiç farkında değiller, buraya gelemiyorlar bile. Hoş gelseler. Şurada 3-4 tane turret var bakın. Sağ tarafta var bir tane, sol tarafta bir tane daha var, en sağ tarafta bir tane daha var.
Şurada da ışık var çünkü. Işık koymuşum buraya. Sanırım buradan buraya geçebilmek istedim. Daha önce burada bir merdiven vardı. Sonra uygun olmadığına kanaat getirdim merdivenin. Var mı ya başka bir şey burada? Aha bak bu ölmüş. Aa susamışım ben. Dur suyu içelim. Hatta dur bu kadar su içmişken bir de yemek yapayım. Deathclaw öldürmüştüm bir ara. Onun etiyle bir biftek yapayım kendime. Aynen. Oh ne güzel. Radyasyonun mutant şeyleri. Yiyecekleri her zaman favorimizdir değil mi? Türk mutfağı. Oh bir geyik yedim. İki kafalı bir geyiğin etini yedim az önce. Burada uyuyorum. Bu yatak yeni geldi bu arada. IKEA'dan yeni söyledik bu yatağı. Daha önce yere uyku tulumu serip öyle uyuyordum. Kendi evimde yatak yapamıyordum. Evet. Burası benim dergi şeyim. Kütüphanem gibi düşünün. Dergileri burada biriktiriyorum. Hiçbir zaman kullanmıyorum bunları. Yavaş yavaş birikecek bu. Şuralara kadar çıkacak. Şuraya falan genişleyecek. Öyle yani. Bu da şey. Poster. Reclamation değil. Vault'tan getirdiğim, sığınaktan getirdiğim poster. Böyle anlı olsun diye buraya getirdim. Başka bir posterim yok sanırım burada. Sıkıntı değil. Burada da bobbleheadler var. Küçük küçük oyuncak figürler, şeyler falan filan. Bunların hepsini biriktiriyorum da bunların bayağı yarısını falan almışım aslında. Daha çok dergi almam gerekiyor ama bunların da yarısını almışım. Yani... Aynen bayağı yarısını almışım. Bunlar birikecek. Bitireceğiz. Bitirdiğimde çok güzel görünecek. Eminim. Bakalım ya vurabileceğim başka bir şey var mı? Buradan böyle dışarı bakıp bir şeyler vurmayı çok seviyorum. Kendisini böyle teselli ediyor Steve Star. Steve yani adamın ismi Steve. Star soy ismi. Evet kıyametten önce oldukça keyifli bir insandı Steve. Çok böyle enerjik birisiydi. Popülerdi şeydi ama kıyametle birlikte hem bütün arkadaşları öldü, bütün ailesi öldü. İşinde bulunduğu dünya yok oldu. İşini kaybetti. Her şeyini kaybetti. Artık sadece tabancasıyla mutantları, haydutları vura vura hayatına devam ediyor bir şekilde. Yeni bir hayat. En azından barı var. Barı ve barı şey yapan birisi var. Sen burada duruyorsun. Wow. Sen daha envanterime dönmedin. Keşke seni şurada bıraksaydım. Neyse. Bu da güzel görünüyor ha. Neyse. Bu yani. Az çok. Böyle bir evim var. Şey oluyor. Şuradakilerden doğru düzgün arınmış sudan, radyasyondan arınmış sudan çorba falan yapamıyorum. Çünkü herhalde çorbanın gizli ingredient'i, gizli içeriği radyasyon sanırım. Çünkü hep kirli su falan gerekiyor veya kaynamış su falan gerekiyor. Hiçbir zaman taze sudan, temiz sudan bir şey yapamıyorum. O da ilginç. Ya bu oyunda düşmanları çok şeyden yüklemiyor ya. Burada bir sürü süper mutant vardı. Ben biraz daha şuraya falan böyle oturup bam bam herkese vurmak istiyordum. Sonra onlar buraya gelecekti ama evimin defansı iyi olacaktı. Ya şu tepeye asla çıkamayacaklardı. Şurada bir ceset şeyi olacaktı. Duvarı olacaktı. Ama olmadı. Neyse en azından şunları falan vurabiliyorum böyle az az. Önüme çıkınca. Neyse böyle o zaman... Teşekkür edeyim bu bölümde bana katıldığınız için. Şuraya oturayım. Yine her zamanki manzarayla size, en azından benim bu oyuna veda ettiğim bir manzarayla ben de size veda edeyim. Ve bugün de böyle bir video oldu. Boş kalmasını istemedim kanalın. Korku oyunu tavsiyelerinizi alırım. Tek atımlık korku oyunları veya bir iki bölümlük çok uzun sürmeyecek. Böyle Layers of Fear'dan sonra biraz... çok uzun bir seriye girmek istemiyorum. Birkaç hafta için böyle küçük küçük şeylerle idare edelim. Küçük korku serileriyle. Evet ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşımı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.